Evet. Gençler, şimdi nerede kaldık? Bütçe doğrusunu tanımladık. Aşağı yukarı böyle bir şey dedik. Gayet basit. Her şey anlaşıldı. Şimdi ben diyelim ki misal o gün fazladan poğaça yemek istedim. Ha pardon. Ondan önce şunu söyleyeyim. Varsayalım ki ben C noktasındaydım şurada. Tamam mı? Her gün paramın yarısıyla poğaça alıyordum. Yarısıyla da simit alıyordum diyelim. 4 poğaça 5 simit alıyordum diyelim. Varsayalım ki. Tamam mı? Bu bir gün geldi. Ben dedim ki ya 5 poğaçayı 5 simit yerine ben bugün bir tane daha fazla simit yiyeyim istedim. Tamam mı? Bir tane daha fazla simit yemek istiyorum ama bütçem yine aynı kısıtlı. Yani bütçemde bir artış ya da azalış yok. Simit poğaça fiyatları da aynı. Bir tane daha fazla simit yiyebilmem için benim ne yapmam lazım gençler? Poğaçadan daha az yememiz lazım. Ha, çok güzel Adem. Poğaçadan daha az yemek zorundayım. Eğer simitten daha fazla yemek istiyorsam. Hesaplayalım. Bir tane daha fazla simit yemek istersem kaç tane poğaça yiyebileceğim onu hesaplayalım. Simit miktarını 6'ya çıkarırsam arkadaşlar 6 kere 2 12 lira. Değil mi? Geri kaldı 8 lira. 8 lirayı 2,5'a böldüğümde de kaç çıkıyor? 3.2 çıkıyor. Evet. 3.2. Şuraya geldi. Şurada bir noktaya geldim. Bu noktaya da L noktası diyelim. 3.2. Ne oldu arkadaşlar? Bir tane daha fazla simit tüketebilmek için ben 0.8 tane poğaçadan vazgeçtim. Değil mi? Doğru mu? Doğru. Doğru. Evet. Hatırlayın. Geçen dersimizde ne dedik? Fırsat maliyetini tanımlarken bir şeyi yapabilmek için vazgeçtiğimiz şeyin bize olan maliyeti dedik, değil mi? Burada da biz bir tane daha fazla simit tüketebilmek için 0.8 tane poğaçadan vazgeçiyorsam eğer bunun anlamı şu oluyor. Bir simitin fırsat maliyeti 0.8 poğaçaya eşit benim gözümde. Tamam mı? Bir simitin fırsat maliyeti 0.8 poğaçaya eşitmiş. Bu analizde. Tamam mı? Tersi bir durumda yani tersi bir durum ne olabilir? Bu sefer bir tane daha fazla poğaça yemek istiyorum diyelim. Tamam mı? 4'ten 5'e çıkarmak istedim. Şuraya yediğim poğaça miktarını M noktasına geldim. Tamam mı? 5'e çıkardığımda poğaça miktarını 12,5 lira harcadım. 7,5 lira simite kaldı. 2'ye böldüm. Kaç oldu? 3.75 oldu. Değil mi? 3.75 simit harcadım, 5 tane poğaça harcadım. Yediğim poğaça miktarını bir birim arttırabilmek için, tamam mı? Kaç birim simitten vazgeçtim? Arkadaşlar 5'ten 3.75'e düştüğümde 1.25 birim simitten vazgeçtim. Yani bir poğaçanın fırsat maliyeti bu analizde 1.25 tane simite eşitmiş. Anlatabildim mi? Anladım. Evet hocam anladık. Gördüğünüz gibi olayın fırsat maliyeti dediğimiz olay burada karşımıza yine çıkmış oldu. Hani az önce dedim ya cebimdeki 10 lirayı kuru fasulyeye mi yatırsam ötekine mi yatırsam diye düşünüyorum dedim ya. Şimdi burada da M, C, L, E, A bilmem ne noktalarının hangisinde olmak istediğimi karşılaştırırken ben yani bir tane daha fazla poğaça yesem mi yemesem mi kararını verirken bu fırsat maliyetlerini düşünerekten veriyorum. Çünkü bir tane daha fazla poğaça yemek istiyorsam 1.25 tane simitten vazgeçmem lazım. Eğer ki bir tane daha fazla poğaça yemenin bana getirecek olduğu ekstra fayda 1.25 tane vazgeçecek olduğum simitin bana getirecek olduğu ekstra faydadan yüksek değilse o zaman bir tane daha fazla poğaça yemeyi tercih etmem. Eğer ki yüksekse o zaman tercih ederim. Nereye kadar? Bir tane daha fazla poğaça yemenin bana getireceği marjinal fayda, ekstra fayda, onun için vazgeçmiş olduğum simitin bana getirecek olduğu ekstra faydadan, marjinal faydadan yüksek olmayıncaya kadar.
Poğaçayı arttıracağım, simitten vazgeçmeye devam edeceğim yüksek olmayıncaya kadar. Bu şekilde bir kendi çapında fayda maksimizasyonu yapmış oldum ama bunun analizini gelecek seneki mikro iktisat dersimizde daha anlaşılır bir şekilde göreceğiz. Tabii bu kadar kısa ve şey değil tabii ki. Onun analizi biraz daha böyle geniş bir tabana yayılıyor. Şimdi bütün bunları anladık arkadaşlar, değil mi? Bir sıkıntı yok. Ben şimdi size grafikte ufak tefek değişiklikler yapsam bunların anlamı ne olabilir acaba diye sorsam cevaplayabilir miyiz? Bir uğraşalım. Tamam mı? Hani grafik okumayı bilmemiz lazım, öğrenmemiz lazım dedik ya. Bir çalışalım grafikleri nasıl okuyabiliyoruz, nasıl anlayabiliyoruz. Bir onun üzerine ufak bir egzersiz yapalım. Tamam mı? Şimdi varsayalım ki arkadaşlar benim poğaçamın fiyatı değişmedi. Tamam mı? Bu bilgiyi veriyorum size. Poğaçamın fiyatı değişmediği halde bütçem ve simitin fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi vermiyorum. Tamam mı? Tek verdiğim bilgi şey, poğaçanın fiyatı değişmiyor. Tamam mı? Poğaçanın fiyatı değişmediği halde öyle bir değişiklik oluyor ki benim hayatımda, tamam mı? O değişiklikten sonra benim bütçe doğrum artık bu şekilde değil de varsayalım ki ne tarafa doğru çizeyim? Şurası daha mı karmaşık? Şurayı sileyim de şu tarafa doğru çizeyim. Dışarıya doğru çizeyim. Şunları çizeyim. Şimdi. Şimdi ne dedik? Poğaça fiyatı değişmediği bilgisi veriliyor. Poğaçanın fiyatının değişmediği bir ortamda benim hayatımda öyle bir değişiklik oluyor ki o değişiklikten sonra bütçe doğrum, yeni bütçe doğrum bu mavi olan oluyor. Tamam mı? Siyahtan maviye doğru geçiyor. Şimdi size sorum bariz. Poğaçanın fiyatı değişmediyse ve hayatımda öyle bir değişiklik olduysa, bütçe doğrum böyle oluyorduysa, benim hayatımda sizce nasıl bir değişiklik oldu? Ya simit ucuzlamıştır hocam. Hocam. Ya simit ucuzlamıştır. Bütçem artmıştır hocam. Ya da bütçem zaten. Bütçem artmıştır. Bütçe artmıştır. Bütçem artmıştır. Tamam. Sırayla konuşan arkadaşları sırayla şerif. Adem dedi ki ya simit ucuzlamıştır dedi ya da bütçemiz artmıştır dedi. Birçok kişi de bütçemiz artmıştır dedi. Bu arkadaşların söylediklerini mantıksız bulan ya da mantıklı bulan var mı? Katılan ya da katılmayan. Hocam ikisi de artmış olabilir. Hocam. Emre dedi ki ikisi de artmış olabilir. Yani hem bütçe artmış olabilir hem de simitin fiyatı artmış olabilir. Doğru yani mu? Bütçemiz çok fazla arttıysa diyelim ki simitin az bir artışı onu telafi edebilir diye düşünüyorum. Grafik aynı kalmaz mı hocam o zaman? İkisi de doğru. Adem, ama hocam zaten Z noktası evet Serap. Yapamamıştık. Şu an bütçe artıyor. Evet. Bütçe artıyor. Yani zaten diyor. Alamadığımız Emre'ye için şu an poğaçanın fiyatı aynen azalmamıştır bence. Poğaçanın fiyatı sabit dedik. Onu ben söyledim zaten. Ha, size, hocam. Size sorduğum şey simitin fiyatında ve bütçemde bir değişiklik olmuş mudur? Olduysa ne şekilde olmuştur? Bunu soruyorum. Bence sadece bütçe artmıştır hocam. Sadece bütçe artmıştır. Hocam bence... Bence öyle. Şimdi konuşmayan arkadaşlar konuşmadığı esnasında mikrofonunu kısarsa bir şu an bir cızırtı geliyor birinizden. Hanginizden geliyor bilmiyorum. Konuşmayanlar kızsın. Sadece konuşan olan konuşacak olan açsın. Evet İsmet. Hocam sadece simit fiyatı ucuzlamıştır. Çünkü tabloda poğaça gene aynı yerden çıkıyor. Demek ki hala aynı sayıda alabiliyoruz. Aynen. Ama aynen hocam aynı şekilde. Bütçe aynı. Sadece simit ucuzladı. Evet İsmet diyor ki İsmet mi Emre mi? Nasıl diyeyim ben sana? Fark etme. İstediğiniz değil. Yok sen hangisini istiyorsan onu diyeyim canım. Benim istediğime göre niye olsun? İsmet değil. Sınıfta bir tane daha Emre var. Karışmasın. Tamam İsmet değil. İsmet diyor ki arkadaşlar ya diyor poğaçanın fiyatı değişmediği halde hala aynı sayıda poğaçayı alıyorsam bütçem değişmemiştir diyor.
Ve o yüzden sadece simitin fiyatı düşmüş diyor. Mantıklı geliyor mu size bu? Bana gelmiyor. Doğru hocam. Bana gelmiyor. Çünkü artmış olabilir. Bu gelen yeni bütçe miktarıyla da daha fazla simit alınmış olabilir. Yani ama ben... hocam güzel kalabilir. Ama o zaman bu hocada fazla. Efendim? Artan bütçeyle beraber, bütün gelen yeni bütçeyle beraber simit almış olabilir diyorum yani. Ama Hakkı, İsmet onu söylemiyor. İsmet bütçe değişmemiştir diyor. Hakkı ise bütçe artmıştır diyor. Evet, Adem? Hocam bütçe artmış olsaydı bizim ekstrem değerlerimizde mesela poğaçanın fiyatı değişmediği için bütçemiz artmış olsaydı, mesela 25 lira bütçemiz olsaydı 5 tane simit işte kaç tane alabiliyorsak onu almış olacaktık. Ben orayı görmedim. Arkadaşımız saklı benden önce olan arkadaşımız. Tamam. Sadece Adem, simit ucuzlamıştır hocam. Adem'in söylediği aynı mantıklı yerden çıkıyor çünkü. Adem'in söylediği mantıklı mı gençler? Evet hocam. Evet, bence mantıklı. Evet, mantıklı. Mantıklı değil mi? Mantıklı. Adem de İsmet de yine aynı güzellikte açıkladı ama Adem biraz daha açıklayıcı konuştu. Gayet güzel, gayet mantıklı. Aynen ben de onu söyleyeceğim zaten. Şimdi şurada ben size dedim ki poğaçanın fiyatı değişmedi dedim. Değil mi? Poğaçanın fiyatı değişmediğinde ekstrem değerlere baktığımda ben hani yeni simit fiyatı ya da yeni bütçem hakkında bir bilgi bilmiyorum. Ama bilgiyi nereden elde edebilirim? En azından ekstrem değerlere bakarak bir bilgi elde edebilirim. Yani şuradaki poğaça ve simit miktarını ve bütçemi bilmiyorum şu noktadaki bir bilgiyi de bilmiyorum, şu noktadaki bir bilgiyi de bilmiyorum. Ama benim bilebileceğim noktalar var. Birisi şu nokta, birisi de bu nokta. Ekstrem değerlere bakarak simitin ve poğaçanın fiyatında bütçede nasıl bir değişiklik olup olmadığını anlayabilirim. Şimdi poğaçanın fiyatının değişmediğini zaten söylemiştik. Burada poğaçadan alabileceğim maksimum miktarda değişmediğine göre benim bütçem şurada yine hala 20 lira değil mi şu noktada? 20 lira değil mi? Ve biz dedik ki az önce şu siyahla çizdiğimiz bütçede arkadaşlar dedim şurada A, B, C, D, E bütün bu milyon tane noktaların hepsinde bütçemin hepsini harcıyorum dedim. Ve çevirdim bunu şu şekilde çevirdim özellikle dedim ki bütçemin hepsini harcıyorum yani her bir noktada 20 lira harcıyorum dedim. Şu bütçe doğrusu üzerinde her bir noktada 20 lira harcıyorum. Şimdi dolayısıyla şu mavi bütçe kısıtını da düşündüğümüzde mavi bütçe kısıtının şuradaki şu noktasında 20 lira harcıyorsam buradaki noktasında da 20 lira harcıyor olmaz mı? Olurum değil mi? Şuradaki noktasında da 20 lira harcıyor olurum. Şuradaki noktasında da 20 lira harcıyor olurum. Dolayısıyla benim bütçem değişmemiş. Okey? Ne değişmiş olabilir? Simitin fiyatı değişmiş olabilir. Çünkü simitten alabileceğim maksimum miktar artmış. Bütçem değişmediği halde, hala cebimde 20 lira olduğu halde, simitin fiyatı 2 lirayken 10 tane alıyorsam, ondan daha fazla alabilmem için ne olması lazım? Simitin fiyatını ucuzlaması. Çok güzel. Azalması gerekmiyor. Çok güzeldi lan. Tuzağa düşmedik. Ucuzlaması lazım. Ben yukarıya gösteriyorum ama öyle ezbere konuşan arkadaşlar bazen çıkmıştır hocam çıkmıştır diyor. Düşmedik. Güzel. Ucuzlaması lazım değil mi? Dolayısıyla bütçe doğrusunda böyle bir değişiklik görürsek buradan anlıyoruz ki simitin fiyatı ucuzlamış ama bütçenin kendisi miktarı değişmemiş. Tamam mı? Bu bir okuma şekli. Mesela grafiğin bu şekilde değişmesinin anlamını şimdi okuyabildik. Başka bir şekilde değişirse mesela onu sorayım ben şimdi size. Varsayalım ki benim bütçem bu şekilde değişmedi de şu şekilde değişti diyelim. Tamam mı? Şuradaki şekilde. Ve bu yeni bütçe doğrusu eski bütçe doğrusuna paralel olsun. Tamam mı? Paralelliği biliyorsunuz değil mi? Geometri derslerinizden. Yeni bütçe doğrum. Sağa doğru bu şekilde kaydı ve paralel kaydı. Eski bütçe doğrusuyla aynı eğime sahip. Tamam mı? Tamam. Anladın mı? Evet. Bu durumda sizce neler olmuş ya da ne olmuş olabilir? Hocam. Sırayla başlayalım. Adem. Hocam fiyatlar değişmemiştir. Bütçemiz artmış. Sadece paralel olduğu için böyle bir çıkarım yapabilir miyiz?
paralel olduğu için fiyatlar değişmiştir. Sadece bütçemiz artmıştır diyor Adem. Arkadaşlar değişmiş olabilir, artmış olabilir. Bir de bütçemiz artmış olabilir. Şöyle de Adem'inkini bir analizini, bir mantıklı mı değil mi konuşalım. Ondan sonra senin söylediğine tekrar dönelim, olur mu? Şimdi Adem diyor ki bütçemiz artmış olabilir, fiyatların hiçbiri mi değişmiyor Adem? Hocam paralel gittiği için değişmemiştir bence. Hiçbiri değişmemiştir diyor. Mantıklı evet. Mı gençler? Mantıklı. Hayır dedi birisi. Kim dedi? Nerede o? Baba Yiğit. Harun dedi ki hayır. Hocam bence ikisinin de fiyatı ucuzlamıştır. Harun ikisinin de fiyatı ucuzlamıştır dedi. Mantıklı mı? Bu da mantıklı. İsmet kafasını sallıyor. Hayır değil. Ama aynı orandaysa hocam mantıklı. Hocam bir kısıtlama getirebilir miyiz? Bütçemiz Gökay, mantıklı. Gökay can alıcı bir yorum yaptı. Aynı orandaysa mantıklı dedim. Gökay'ın söylediğine katılıyor musunuz? Çok mantıklı geldi hocam Gökay'ın söylediği. Evet. Değil mi? Çok mantıklı geldi. Şöyle daha şimdi senin söylediğine gelelim. Ben şey diye düşündüm. Bütçem arttı. Bir de poğaça fiyatım arttı bence. Çünkü bütçem artınca simit fiyatı değişmedi. Ama bütçem artınca zaten poğaçadan da daha fazla alabiliyorum diye düşündüm. Doğru mu? Yani sen Adem'le aynı şeyi söylüyorsun. Bütçem arttı, diğerleri değişmedi diyorsun. Doğru mu? Hayır, poğaça fiyatım arttı bence. Simit hem bütçem değişmedi. Poğaça fiyatım arttı diye düşündüm. Peki simit? O değişmedi. Değişmedi. Peki katılan hocam, var mı? Hocam. Efendim. Tam göremiyorum, bulanık da. Bu yeni çizdiğimiz grafikte poğaçadan aldığımız miktar arttı değil mi? Şimdi şöyle şu maviyi unutun, tamam mı? Şu çizdiğim maviyi unutun. Bu başka bir egzersizdi. Şimdi şeydeyiz. Karıştırmayın. Onu karıştırdın herhalde. Belki şuraya daha onu karıştırdı. Tamam mı? O şekilde değişmeseydi de benim bütçem eski siyah olana nazaran paralel bir şekilde sağa kaymış olsaydı ne olurdu? Onu sormak istedim. Anlatabildim mi?